Şimdi teşehhütte okumuş olduğumuz tahiyyat duasını talim ediyoruz. Allahu ekber. Yine aynı şekilde hemzenin inceliğine dikkat ediyoruz. Allah demiyoruz. Allah şeklinde hemzeyi ince. Şeddeli lamı, lafzatullahın şeddeli lamını kalın okuyoruz. Şeddeli lamın üzerinde fazla oyalanmıyoruz. Allahu şeklinde hatalıdır bu da. La derken orada metti tabii var. Bununla, bunun ölçüsüyle şeddeli, teşdit bilavun ne olan şeddeli lamın ölçüsü aynı olacak. Harfe basıp patlatmak da yok. La şeklinde lam harfi patlatılmadan okunacak. Allahu şeklinde. Huek olabiliyor. Huek ber. Huek, huek. Tesil bir bakıma. Hemzeyi ispat edemediğimiz zaman bir bakıma işin kolayına kaçmış oluyoruz. Tesil kolaylaştırmak demek. Huek şeklinde bir okuyuşta hatalı. Hemzeyi ispat ederek okuyoruz. Hu e, hu hu ek şeklinde. Kefi yine dil ucuna mahrecini kaydırmıyoruz. Dil ortasının gerisi. Ek, ik, uk. Şeddelemeden de ek, ik, uk şeklinde şeddelemeden de okumamız gerekiyor. Yine hem sıfatını cehir sıfatına çevirerek nefesi hapsetmemek gerekiyor. Ek, ber şeklinde okumakta hatalı ek, ek, ses hapsi oluyor ama nefes akması gerekiyor. Hems gereği. Bar değil, ber değil. Be ince, ra kalın. Ber, be ile ra arasını ayırıp ber demek de yoktu. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Allahu Ekber Et التحيات لله والصلاوات والطيبات Doğrusu bu. Bu kısımda muhtemel olan hatalara dikkatinizi çekiyorum. Ette, et te şeddeli del harfine benzemeyecek. Hem sıfatıyla ondan ayrılıyor. Et de değil et te şeklinde. Hiye, ha harfini aynı çıkardığımız yerden boğazı sıkıştırmak suretiyle çıkarıyoruz. tu diye bu ikinci y'deki şedde yutuluyor bazen. Hiyye oluyor. Şettesiz bir şekilde telaffuz edildiği oluyor. Hiyya, hiyya diye orundaki şetteyi de belli etmek gerekiyor. Aynı ölçüde üzerinde oyalanmak suretiyle. Teşdit bilavunne. Ya tu değil. Ya ince bir harf. Met yapılırken de o incelik korunması gerekiyor. Lillahi derken lillahi demiyoruz ince. Çünkü lafzatullahın makabli kesreli ise İnce okumak, lafzatullah'taki şeddeli lamı ince okumak vacip. Lillahi. Sonra vassa şeklinde okumak hatalı. Neden? Çünkü sat harfinin kalınlığı vava bulaştı, onu da kalın yaptı. Yanlış. Vav harfi ince. Ve vassa. Şimdi vavu inceltirken bu sefer sat harfinin Şeddeli sat harfinin birincisi olan, sakin olan sat harfi sine dönüşüyor. O da yanlış. Yani ves, ves, sa oluyor. Ves, sa. Ves, sa. Yani önce bir sin yapıyor, sin ile bağlıyor, sonra sa da çıkıyor. Öyle değil. Şedde ne demek? İki. Aynı harfin iki kere okunması demek. Birincisi cezimli, diğeri harekesi neyse o. Ves, Sa ve sa şeklinde kalın bağlantıya muvaffak olarak okumak gerekiyor. Salava değil. Sakalın le ince. Sa Salava, ve, değil. Vav harfi incedir, metni de ince. Ve sa vel ve ''ta'' aynı hata burada da geçerli. Vatta şeklinde ta harfinin kalınlığı ve harfine sirayet edip onu da kalınlaştırmayacak. Vatta değil ve ve ta bu da vavu ince okuyacağım derken ta harfine ince bir geçiş yapılmayacak. Yapılırsa ne olur? Birinci ta harfi del harfine veya t harfine dönmüş olur ve tayi değil ve ta ve ta ta'ya vardığımızda hemen ıtbak ve istila sıfatına varmamız gerekiyor. Varamazsak eğer ince bir bağlantı olur. Dolayısıyla birinci kalın olan ta harfimiz ince olan ya del harfine döner veya T harfine döner. Hatalı bir okuyuş olur. Ve tayyibat derken yine burada Y harfindeki şeddeyi belli etmemiz gerekiyor. Aynı miktarda teşdit bilavunne. Şeddeyi belli edip geçiyoruz üzerinde oyalanmadan hele hele unne eklemeden. Yani buradaki şeddelerin hiçbirisine unne eklemiyoruz. Durduğumuz için meddaruz oluyor. Dördelik miktarı uzatıyoruz çünkü tahkik usulüyle okuyoruz. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Er tahiyyatu lillahi ve's salatu ve't tayyibat. Doğrusu bu sondaki bu te'yi de belli etmek gerekiyor. Hem sıfatıyla te olduğu. Eğer hapsedersek, yani cehri sıfatı verir de nefese hapsedersek, be diye kalır. E bu te mi, del mi belli olmaz. Nefese akıtmak suretiyle, yani hem sıfatı vermek suretiyle onun te olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Veremezsek del harfiyle katışma ihtimali var. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Doğru okuyuş bu. Burada muhtemel olan hatalara dikkatinizi çekiyoruz. Esselamu değil, Esselamu la diye fetha'lı okuduk. Mevcut olan bu ince fetha sesini biraz daha uzatmak suretiyle fetha seslendirmesini la diye yapmamız gerekiyor. Yoksa uzatırken harf biraz kalınlaştırılır diye bir kural yok. Böyle bir anlayış hatalıdır. Esselamu mu derken dudak ileride. Aleyke ey Eyyü. Dudak ileriye sürmemiz gerekiyor. Dudak talimi açısından şeddeli bir harftir. Şeddenin harekesi olan dammeye itibar edip dudağı ileriye sürüyoruz. Birinci hecede. Ey diye bağladığımızda dudak ileriye sürülmüş hazır halde damme için bekliyor olacak. Ey sonra da yu. Eyu ey, Beraber okuyorum şimdi birleştirerek şeddeli bir şekilde. Eyu ey, Doğrusu bu. Yoksa eyyü değil. Ey-yühen-ne. Bakın burada teşdit ne durumu var. Bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmam gerekiyor. Metti tabiiyi uzattığım miktar belli. Onun ile aynı boyda olursa hatalı olur. Neden? Çünkü bu şeddeli nun. olduğu için o bir elifin üstüne en az bir hareke daha, bir harekeyi telaffuz edecek bir miktar daha ilave etmem gerekiyor ki doğru uygulama yapmış olabileyim. Yine bir yuvar. Eyyuhenne biyyuh. Burada da yine dudak talimine dikkat etmemiz gerekiyor. Şeddeliye harfinin dammesine itibar edip dudağı hemen ileriye sürmemiz gerekiyor. Yoksa biyu şeklindeki bir telaffuz dudak talimi açısından hatalı. Ve rahme derken vavdu dudak ileride. Ra kalın. Rahme derken ha yerinden çıkıyor. H'ye benzetmeden çıkaracağız tu derken dudak yine ileride ama lafzatullahın şeddeli lamına bağladığımızda dudak geriye toplanması gerekiyor. Tul şeklinde. Ama bunu doğal fıtri olarak yapmamız gerekiyor. Tul şeklinde öyle ağzı şekilden şekile çevirmek suretiyle gayrı fıtri bir uygulama yine hatalı olur. Tu dedik. Dudak gerideydi. Tu dedik ileriye sürdük. Aynı dağıttığım yere tekrar geri topluyorum. Tul şeklinde. Yoksa tul şeklinde ağzı dağıtmak yok. Ve rahmetullahi. Ne oldu bakın? Hatalı bir okuyuş oldu. Buradaki şeddeli lam teşdid durumundadır bir elif miktarıyla aynı boyda olması gerekiyor. Mutabık olması gerekiyor. Ve rahmetullahi. E bu sefer metni tabii çok uzattım. Şeddeli lamı tutmadım. Şeddeyi belli edip geçtim ama bu sefer metli tabiinin ölçüsü kaçtı, ziyadeleşti. O daha da. Hata. İkisini aynı boyda mutabık hale getiriyorum. Ve rahmetullahi rahmetullahi ve bera. Be ince, ra Ve bare değil. bence ince, ra kalın. Ve Be bereketuh o da değil. Be bence Be ince, ra kalın. Ve Be bera. Ve Be berekatuh. Kef de ince. Katuh değil. Ke. Kef harfi ince olduğu için Metti deyince ve tu deyip bırakılıyor. He kayboluyor. İhtimam gösterip onu zahir hale getirmem gerekiyor. Tu şeklinde. Ama bunu abartmadan. Sakin harfin H'nin üzerinde fazla oyalanmadan. Tu öyle de değil. Bir daha okuyorum şimdi. Es Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve beraketüh. Doğrusu bu. Burada şeddeli ye'lerin üzerinde çok basmamak gerekiyor. Basarsak harf ezilir, sertleşir. Eyyühenne biyyü şeklinde bu şekilde ye'ye ye baskı uygulamak da doğru değil. Lin özelliği var. Yumuşaktır vav ile ya harfi. Eyyü biyyü şeklinde okumak gerekiyor. Yine lafzatullahı tekbirde okurken burada da ve rahmetullahi diye lamı patlatmak yine hatalı bir okuyuş. Bunlara da dikkat ediyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salih. doğru okuyuş bu. Şimdi bu kısımda muhtemel hatalara dikkatlerinizi çekiyoruz. Esselamu derken bir. Aleyna derken iki. Ve ala derken üç. İbadi derken be 4 Dillahi derken la beş. Hissa derken sa so altı. Bu altı tane metti tabii hepsi aynı boyda olacak. Ve bunların içerisinde de sad kalın harfi hariç diğer beşi aynı fetha sesiyle seslendirilecek. Aynı tonda bir fetha sesi çıkacak. Eee, eee, mevcut, fethametli ses hepsinde aynı tonda olacak. Bir de aynı miktarda olacak. Bir elif miktarını aşmayacak. Muhalefet etmeyecek birbirine. Beşinde de, altısında da, altı metli tabiide de bu bir elif ölçüsü mutabık olması gerekiyor. Birini çok, birinde az bırakmayacağız. Bir dikkat edilecek husus bu. Burada aleyne ve ale denilebiliyor. Aleyna derken de orada met olduğunu e, dikkat edin. Ve ala ibadillah ve ala ibadillahi derken, iba, ibadi derken oradaki ayın ihlal ediliyor, hemzeye dönüştürülüyor. Dikkat edelim oradaki ayını hemzeye döndürmeyelim. Ve ala ve ala ve ala iba değil. Ve de ala da ayını çıkarabiliyoruz madem. İbadi derken de yine aynı şekilde aynı çıkarmak gerekiyor. Hemze'ye döndürmeden. İbadillahissah derken oradaki H alfabede olan H harfi. Aynen birebir aynı olan bir harftir. H harfine dönüyor o da. Sakın onu H harfine döndürmeyelim. Salihin derken oradaki H'da oluyor gözü. Onu düşünürken buradaki H harfine fark etmeden H bulaştırıyor. Doğru değil. Alfabedeki H harfinin karşılığı o. His diyor. Yani sat harfine his salihin derken sat harfine ince bir bağlantı yapıyor. İnce bağlantı yapınca o sad, birinci sakin olan sad harfimiz sin harfine dönüyor. His so şeklinde önce bir ince bağla sonra da kalın açık şeklinde olmayacak. Birinci sad harfimizde kalın olması gerekiyor. hiss-so, Hilsa. so so. Burada sad harfini telaffuz ederken dudakları ileriye sürmemek lazım. Hilsa şeklinde. Bu da bir başka okuyuş hatası. Salihin değil. Ha harfi. Aynın çıktığı yerden çıkacak. Boğaz hafif sıkılmak suretiyle salih diye met arızı yaparken dört elif uzatırken kesinlikle hunne bulaştırmıyoruz. Yani salih şeklinde hunne vermeden bu met arızı uygulamak gerekiyor. Yani salih şeklinde hunne bulaşığı olmadan Met yapmak gerekiyor. Bütün bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi dü ilah illallah doğru okuyuş bu şimdi bu kısımdaki şahadetin ilk cümlesindeki muhtemel hatalara dikkatinizi çekelim en buradaki şin harfindeki tefeşşi sıfatı doyurulacak. Eğer tefeşşi sıfatı ihmal edilirse sine doğru bir dönüş olur. Bu da hatalı olur. Eş, eş. Bu şin harfi söylenirken bazı kardeşlerimiz alt çeneyi ileriye doğru uzatıyorlar. Eş, eş şeklinde bu şekilde bir bozukluk olmayacak. Eş, eş. Bir de Ş'in harfi, alfabedeki Ş harfinin karşılığı aynı, birebir karşılığı değildir. Yakın bir sestir. Dil ortasından çıkması gerekiyor. Dil ucuna onu kaydırmayacağız. Eş, eş, eş değil. Eş, eş, dil ortası. Eş, he. Buradaki he kaybolup gidiyor. O he'yi zahir hale getirmemiz gerekiyor. Eş, he, eş. Hedu, ilk müptedi olan Kur'an talebeleri burada eski alışkanlığını hatırlıyor, eşvedu veya eşşedu yani heyi atlayarak eşvedu şeklinde heyi atlayarak okuyor. Burada bir he olduğunu bilelim ve bu heyi kaybetmeden zahiren okumak suretiyle belirtelim. Eş he, eş hedu, hedu. H-du şeklinde her belli olacak. Elle derken idamı bilavun ne sebebiyle oluşan teşdit bilavun ne? Yani bir şeddeli lam. Bu bir. Elle ilahe ille derken iki. İkinci şeddeli lam. Lalla derken üçüncü şeddeli lam. Bu üç tane şeddeli lamın üzerinde oyalanma miktarını aynı ölçüde yapmamız gerekiyor. Birbiriyle mutabakat edecek. Ama maalesef okuyucularda dinlediğimiz zaman bunların bir tanesi veya iki tanesi hatta üçü de ayrı ayrı boylarda tutuluyor. Mesela işte ezan okuyan bir kardeşimiz Eşhedü en la ilahe illallah şeklinde üçünü de ayrı ayrı miktarlarda şeddeyi belli ediyor. Halbuki şeddeyi belli edip geçecek şekilde bir oyalanma miktarımız olacak ve bu miktar daha önce de ifade ettik bir elif ile eşit olacak. Çünkü bir elif miktarı eşittir iki harekedir. El bir hareke, le ikinci hareke. Elle, elle şeklinde bu kadar oyalanma kifayet etmesi gerekiyor. Şimdi buna riayet ederek bu üçünü mutabık bir şekilde Allah illallah illallah bu şekilde. Orada lafzatullah'taki şeddeli lamı patlatanlar oluyor. İllallah la şeklinde la şeklinde lam harfini patlatmak da doğru değil. Sonundaki h kaybolup gidiyor. Herde hep zayıf hep zayıf sıfatlar ihtima ettiğinden dolayı harf kaybolma ile gizlenme ile hafa ile karşı karşıya. Bu özelliğinden dolayı ihtimam gösteriyoruz. O sonundaki h harfini zahir hale getiriyoruz. İllallah şeklinde h belli olacak. Bir de illallah oluyor. Lallah olmayacak. İlla derken oradaki şeddellem harfimiz ince olduğunu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. İllallah değil. İllallah. Lalla. Lallah Bütün bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum. Eşhedü el la ilahe illallah. ilahe diye o lam harfleri de kanunlaşmayacak yine. Buna da dikkat ediyoruz. Bir de ilahe derken ki hemze ispat edilmesi gerekiyor. La ilahe diye sanki uzatmanın bir devamıymış gibi okunmaması gerekiyor. Tesile kaçılmaması gerekiyor. Bir daha okuyorum. Eş Allah en la إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تروكيش بو Şehadetin bu, iki bu ikinci cümle cümlesindeki muhtemel hatalara dikkat çekelim. Yine aynı şekilde şin harfindeki tefeşli sıfatına dikkat ediyoruz. Eshedu şeklinde tefeşlisiz bir okuma olursa sine doğru benzediğini siz de gördünüz. Esh he eş he dil ortasından çıkarmamız gerekiyor. birebir Türkçedeki ş harfi gibi değil. Yakın bir sestir. Oradaki H harfini zahir hale getiriyoruz, onu kaybetmeden okumamız gerekiyor. Eş H, eş Hdu, eş Hdu. Yine aynı şekilde. Enne Muhammed derken iki tane teşdit malûne var. Birisi şeddeliğin, diğeri de şeddeli mim. Bu ikisinde bir elif miktarımız ne ise, o zaten kulağımızda yukarıdan beri, onun bir hareket üstüne çıkmamız gerekiyor. Biraz daha fazla oyalanmak gerekiyor. Bir elif miktarından daha fazla. Enne şeklinde. Ama bu birbiriyle mutabık olacak. Biri çok, biri az tutulmayacak. İkisi de aynı eşit miktarda, aynı boyda tutulacak. Bir harften çok, iki harften az. Bir de oradaki şeddeli mimde hamme derken bir kalın geçiş oluyor. Zaten ha ince harf. Ve velev ki kalın harf bile olmuş olsa yine mim harfi ince okunmak zorundaydı. Sübhaneke de ve bihamdik derken bu talimi aslında yapmıştık. Artık bu hatanın burada tekrar etmemesi gerekiyor. Muhamma Amme, Bamma, Tamma, Samma, Gemme şeklinde alıştırma yapın. Sonra Hamme, aynı bakın. Hamme, Hamme şeklinde mim'e ince geçmesini bileceğiz. Mim harfi ince bir harf. Den'a derken burada bir ızharımız var. Bu ızharı söylerken tenvinden hasıl olan o sakin nuna hareke veriliyor. Hareke vermeden okuma dikkat edeceğiz. Den'a değil. Muhammeden'a Den'a Şekte de yapmadan Den'a şeklinde şekte de olmaması gerekiyor. Hem hareke vermek yok hem de şekte yapmak, duraklamak yok. Ab derken galgaleyi usulüne uygun. Makablindeki fethayı azıcık hissettirmemiz gerekiyor. Hece hece okuduğumuz için, tek tek harf harf okuduğumuz için buradaki galgaleyi, galgaleyi kübra yapıyoruz. Ama okurken, kıraat ederken galgaleyi sura yapacağız. O ayrı bir konu. Ama şu anda hece hece okuduğumuz için galgaleyi kübradır. Bunu yaparken sonuna hemze de eklemiyoruz. B harfini şeddelemek de yok. Ab şeklinde değil. Bu şeddelidir. Bu şeddeden de uzak bir galgale olması gerekiyor. Ab 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 şeklinde. B harfi bazen kalınlaşabiliyor. Ab diye kalın yapmadan, kalın yapmadan ab ab şeklinde ince bir galgale yapmak gerekiyor. Burada dikkat edilecek bir hususta şu. Peş peşe ince harflerin dambeli seslendirmeleri var ve bir de vav harfi var arada. Bunların hepsi birbirine mutabık bir damme sesinde birleşmeleri gerekiyor. Bakın, du duhuwa ve. Du Duhu ve, rasuluhu. Duhu ve rasuluhu. Bütün bunlar birbiriyle mutabık olacak. Vav da bunlara mutabakat edecek. Birisi bir farklı damme tonunda, birisi bir farklı damme tonunda olmayacak. Hepsi aynı damme tonunda birleşecekler. O da onlara mutabakat edecek. Buradaki sin harfi biraz dikkat edilmezse sat harfine doğru evrilir. Vera su su diye sat gibi kalın okumayarım. okumayalım. Okumayalım. Su 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 şeklinde. Buradaki dammeyi uzatırken de gunne bulaşma ihtimali var. Onu da bulaştırmayalım. Su su şeklinde gunne. Ulaştırmadan onu okumaya çalışalım. Bir daha şimdi bütün bunlara riayet ederek okuyorum. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir de burada iki harfin arasını ayırma tehlikeleri var. Mesela Muham a, den a. bunlar da hatalı okuyuştur. Veya ab ab duhu şeklinde aynı ile beynin arasını ayırmak suretiyle de bu hataya düşülebilir. Kesinlikle bu bağlantılarda arayı açmayacağız, açıp met oluşturmayacağız. Bir daha okuyorum. Ve eş enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allahu ekber.

سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته أس سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

هو رسول